Evet millet, bugün de 800 kozmik isteyen karakterler için bir sıralama yapacağız. Ee, bu karakterler doğal kategori 2 ya da doğal kategori 3 falan olmadığı için kasılması biraz daha kolay, daha rahat kasabilirsiniz yani. Ve e, yanlış bir karakter kasmamanız için de açıkçası bu videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Ee, nedenleriyle birlikte açıklayacağım arkadaşlar. Hangi karakter nerede işe yarıyor, nerede etkili, e, hangi karakterin ne olayı var e, gibisinden bahsedeceğim bu karakterlerden. Siz de artık neye ihtiyacınız olduğuna göre Bu karakterleri kasabilirsiniz Şimdi arkadaşlar şu şekilde Bölümler oluşturdum en iyiler kasılmalı idare eder ve kasılmamalı kısmı gibi Bunun benzerini bir önceki videoda da yapmıştım zaten aynı şekilde yapacağız Açıkçası pvp pve olarak ayırmayı da düşündüm ama sanırım bu şekilde biraz daha mantıklı olur Siz de ona göre Kasarsınız böyle sırayla başlayacağız e, teker teker yerleştirip Yavaştan da videoyu bitireceğiz Şimdi ilk olarak kadın kişi ile başlayalım arkadaşlar Kadın kişi e, Kasılmalı kısmına koyabileceğim bir karakter şimdi e, bu karakterin olayı şöyle bu karakterin aslında liderliği ve Desteği çok güzel e, Desteğinde Size hedefin kaçınma oranını yok say veriyor ve element hasarını yüzde 40 kadar artırma özelliği veriyor aynı zamanda da Liderliğinde de enerji enerji saldırısı mıydı? Yanılmıyorsam enerji saldırısında %50'lik bir artış veriyor. Ee, yani arkadaşlar bu da bu karakteri çok güçlü bir lider konumuna getiriyor. Özellikle e, element hasarı yapan, element saldırısı yapan e, karakterler için son derece güzel bir lider diyebilirim. Şimdi bildiğiniz üzere Thor güncellemesi henüz gelmedi. E, ama Thor karakterinin ben büyük bir ihtimalle kategori 4 alacağını tahmin ediyorum ve... Arkadaşlar bu karakter de hani Thor geldikten sonra büyük bir ihtimalle Thor'a çok ideal bir lider olacak. O yüzden hani ben bile kasabilirim açıkçası şu an düşünüyorum belki kasabilirim bu karakteri. O yüzden kasımalı kısmını alabileceğim bir karakter ama bu karakterin olayı sadece liderliği ya da desteği değil aynı zamanda hasar da güzel olan bir karakter. Yani siz bunu eğer iyi kart değerleriniz varsa Dorman'ı kesmek için de kullanabilirsiniz. E, ant e, bu arada arkadaşlar burada bayağı bir karakter var. 46-47 tane karakter var. O yüzden e, biraz hızlı ilerlemek durumundayım. E, yani bazı karakterlerden kısa bahsedebilirim. E, onun da bilgisini vereyim. Arkadaşlar e, ant -Man direkt olarak kasılmamalı kısmını alabileceğim bir karakter. Şu anda bayağı kötü bir karakter. E, ve kimseye kasmasını tavsiye etmem. E, Ant-Man filmi gelecek. Ant-Man and the Quantumania diye bir film e, gelecek o filmden sonra bir güncelleme alırsa belki daha iyi olabilir ama şu anda bayağı kötü. E, Black Bolt arkadaşlar meh kısmını alabileceğim bir karakter. O kadar da iyi olduğunu düşünmüyorum. açıkçası Inhuman'lara bir güncelleme gerekiyor. Hani Medusa falan da iyi değil şu anda. Black Bolt falan da iyi değil. Herhangi bir Inhuman da iyi değil. Yani o yüzden biraz bu karakterler harcanmış oyunda. Umarım yakın zamanda bir Inhuman güncellemesi de alırız ama şu anlık kötü bir karakter olduğunu söyleyebilirim. Çok da iyi bir karakter değil. Arkadaşlar Black Panther yine kasılmamalı kısmını alabileceğim bir karakter. Biraz ant önüne alacağım. Herhangi bir olayı yok. Bu kostümle hasar tutturmanız da çok zor. Öfke taksanız da çok bir iş yapamazsınız. Yani bu, bu karakterin de çok kasılmasını tavsiye etmem. Arkadaşlar Black Widow karakteri. Şimdi Black Widow karakterini ben e, idare eder kısmına alacağım. Sebebi şu. Arkadaşlar bu karakter e, herhangi bir yerde meta değil. Yani e, tamam ABX'de güzel. Hani başka bir karakteriniz falan yoksa mesela ABX'de kullanabilirsiniz. İşte Kate yoktur ne bileyim elinizde. Makkari falan yoktur o zaman kullanabilirsiniz. Ama e, onun dışında çok bir işlevi yok. Onun dışında ne bileyim e, baş düşmanlarda falan tam tepelerde değil. Güzel ama tepelerde değil. PvP'de gene... Ee, yeteri kadar etkili değil o yüzden idare eder kısmı bu karakter için biraz daha uygun diyebilirim. Arkadaşlar Blade karakterini ben kasılmalı kısmına alacağım biraz enşitmanın önüne alacağım ee, son kostümüyle beraber şu anda Oyundaki en güçlü dövüşçü karakterlerden biri Ancak hala tepedeki karakterlerle yarışabilecek kadar iyi olduğunu düşünmüyorum O yüzden Ee yani kas, kasma edebilirsiniz ama e, dövüşçü karaktere ihtiyacınız varsa belki o zaman kasabilirsiniz. Çünkü bu karakter Dormammu'da da aslında fena olmayan bir karakter. E, Blue Marvel arkadaşlar idare eder kısmını alabileceğim bir karakter. E, PvE'de hiç değeri yok onu söyleyeyim. PvP'de güzel bir karakter. E, ama e, tabii ki zaman savaşında kullanabileceğiniz kadar da iyi değil. Çünkü zaman savaşında bildiğiniz üzere 3 karakter kullanabiliyorsunuz en fazla ve hani çok daha güçlü karakterler dururken tutup da Bloom Marble'ı kullanmazsınız. Ee, Bloom Marble'ı daha çok ittifak Fethi'nde falan kullanmak istiyorsanız ya da ne bileyim Savaş Dünyası'nda falan kullanmak istiyorsanız belki oralarda biraz iş yapabilir, onun dışında ee, çok kasmanızı önermeyeceğim bir karakter. Arkadaşlar Sharon Rogers en iyiler kısmında hala alabileceğim bir karakter. Ee, yani bu karakter son gelen kategori 4'lerden sonra, son gelen birkaç güncellemeden sonra işte Dr. Strange'den falan sonra Biraz değerini yitirmiş olabilir ama hala etkili olduğunu düşündüğüm bir karakter ve bence hala kasılması gereken bir karakter. Ee, gayet güzel etkiler alırsınız. Ee, özellikle baş düşman gibi modlarda çok işinize yarayacak. Arkadaşlar Captain America Kasılmalı kısmına yani aslında idare edilenin başına da alabilirim ama kasılmalı kısmına alacağım. Bence hala iyi. Şimdi bu karakter önceden hani Wolverine alternatif olarak şey de çok iyiydi, ABX de çok iyiydi ama ama Moonlight geldikten sonra arkadaşlar artık bu karakterin kasılmasının bir amacı da kalmadı. Ee, hani bunun dışında bu karakteri nerede kullanabilirsiniz? Herhangi bir yerde meta değil şu anda. Herhangi bir yerde tepede değil. Onu söyleyeyim. Hani baş düşmanda daha iyi karakterler var. Gönderim yönünde gönderim yönünde pek etkili değil zaten. Hani falan kesebilecek kadar iyi değil. Hani biraz değerini yitirdi. Yani o yüzden aslında kasılmalıdan da ziyade aslında idare eder kısmına olabilirim arkadaşlar. Baş alacağım. Hasar hala güzel ama dediğim gibi e, yeteri kadar. İyi bir karakter değil şu anda çok daha iyi karakterler çıktı Arkadaşlar Captain da gene idare eder kısmını alabileceğim bir karakter biraz Blue Marvel'ın önüne alabilirim Arkadaşlar bu karakter PvP'de güzel bir karakter hani Özellikle bol bol görünmezlik falan uygulaması nedeniyle hani PvP'de işinizi görebiliyor biraz kolay ölüyor Ama dikkatli kullanırsanız aslında PvP'de iş yapabiliyor Bunun dışında aynı zamanda ee, takım savaşında da arkadaşlar Doom'a Durduma Vibranium'lukta bu arada. Eee Duck iyi bir alternatif olan karakter. Bu yüzden hani bu karakterde aslında e, kasılabilecek bir karakter diyebilirim. Ee, ama tabii ki e, hani elinize daha iyi karakterler varsa Duck Doom falan mesela PV yönünde geliştirdiyseniz aslında çok da gerek yok. Gelelim Carnage karakterine. Arkadaşlar Carnage karakteri Mek kısmı alabileceğim bir karakter. Black Bolt'un biraz alkısı yani yakınlar diyebilirim. Şöyle yapabilirim. Ee, arkadaşlar kanlı bir karakterin herhangi bir olayı yok. Ee, çok iyi bir karakter değil, çok meta bir karakter değil yani ee, herhangi bir yerde e, tepelerde olan bir karakter değil. Herhangi bir yerde tepelerde olmayı bırakın. Hani daha düşük seviyelerde diyebilirim, daha e, alt sıralarda diyebilirim. Ee, herhangi bir yerde kullanmayacaksınız emin olun. O yüzden pek iyi bir karakter değil, ee, özel karakter bile zaten çok da gerek yok kasmanıza. Crescent öte yandan arkadaşlar biraz daha iyi. Ben bu karakteri idare eder kısmını alabilirim. Hasarı da güzel aslında ama bu karakterin liderliği özellikle güzel arkadaşlar. Fiziksel saldırıda 60 ya da 65 civarı bir saldırı artışı veriyor. Bu da bu karakteri güzel bir lider konumuna getiriyor. O yüzden buralara konulabilir diye düşünüyorum. Arkadaşlar Cyclops açıkçası bence onlardan da iyi. Yani belki kasılmalık kısmına da alabilirim. Aslında kasılmalık kısmını alman biraz daha doğru olur. Ee, sebebi şu arkadaşlar. Çünkü bu karakter e, herhangi bir enerji saldırısı yapan karakteriniz için çok ideal bir lider konumunda. Çünkü %30 pasifinde enerji saldırısı artışı verirken liderliğinde de %35 e, tüm saldırılar veriyor. Yani %65'lik bir saldırı artışı yapıyor ve Arkadaşlar bu karakteri kasması da zor değil aynı zamanda. Hani kolay bir şekilde kasabiliyorsunuz. Bu da bu karakterin e, ekstra bir iyi tarafı. E, o yüzden bu karakteri bence kasmayı düşünebilirsiniz. E, zaten ben de kasılı sıkça lider olarak kullanıyorum. Arkadaşlar Daredevil bence benim gene e, kasımalı diyebileceğim bir karakter. Belki Cyclops'un biraz önüne olabilirim. Daredevil'ın olayı şu. Ee, gönderim görevindeki en iyi karakterlerden biri ee, çünkü çok güzel bir defans azaltma özelliği var, savunma azaltma özelliği var. Ee, bunun dışında PvP'de de fena değil. Hani ittifak fetinde falan da gayet kullanabiliyorsunuz. Yani e, bence gayet değerli bir karakter arkadaşlar. Kasmayı düşünebilirsiniz bu karakteri. Özellikle gönderim görevinde çok etkili olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar Drax karakteri e, PvE'lik bir karakter değil tamamen PvP'lik. Ama bu karakteri nereye koyabilirim? Kasılmalı kısmına koymam sanırım. Belki Kaptan Amerika'nın biraz arkasında koyabilirim arkadaşlar. Ee, PvP'de bir nebze iyi aslında ama e, hani tepelerde mi? Değil açıkçası. O yüzden hani kasmadan önce iki kez düşünmeniz gereken bir karakter olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar Elektra. Elektra'yı nereye koysak? Açıkçası Elektra'yı ben çok beğenmedim. Hani bir Blade kadar değil. Blade biraz daha iyi. Hani Elektra'yı nereye koysam diye düşünüyorum da sanırım idare eder kısmında başa koyabileceğim bir karakter. Ee, PvP'de fena değil aslında. PvP'de de kullanırsanız belli bir noktaya kadar işinizi görebilir. PvE'de de fena değil. Ama ikisinde de tepelerde mi değil. O yüzden e, bu karakteri de gene arkadaşlar kasmadan önce iki kez düşünmenizi öneririm. Arkadaşlar Emma Frost en iyiler kısmını alabileceğim bir karakter. Çünkü PvP'de, PvE'de de aslında güzel bu arada. PvE'de de gayet etkili bir karakter ama PvP'de çok daha etkili bir karakter. Ee, özellikle Artefaktı varsa. Artefaktı olmadan biraz düşebilir hani sıralamada falan ama... Artefaktı varsa son derece etkili bir karakter PvP'de ve benim de Zaman Savaşı'nda kullandığım bir karakter ee, sıkça. O yüzden bu karakter kesinlikle en iyiler kısmına girebilecek bir karakter. Arkadaşlar Falcon gene en iyiler kısmına alabileceğim bir karakter. Çok güzel ve yüksek bir hasarı var ee, hasar tutturması gene çok kolay bu karakterle. Ee, yani bu karakteri bence kasabilirsiniz. Hani şey, dorman muyu kesebilecek kadar iyi mi derseniz olmayabilir ama baş düşman da çok yüksek seviyeleri geçmenize yardımcı olacak o yüzden bu karakteri kasabilirsiniz. Arkadaşlar Hayalet Sürücü yani kasılmalıya da koyabilirim, edere de koyabilirim. Şimdi şöyle bir olayı var arkadaşlar bu karakterin. Bu karakter e, şu anda çok iyi değil ama meta olduğu bir yer var. O da takım savaşı. Vibaim'likte eee meta diyebiliriz. Şimdi Rob Reyes karakteri geldi bildiğiniz üzere ama Rob Reyes karakteriyle aşağı yukarı benzer şey skorları var. Rob Reyes bir tık daha iyi olabilir. O yüzden aslında idare eder kısmını alsan biraz daha iyi olacak. Rob Reyes bir tık daha iyi olabilir. Artefaktı varsa özellikle. ama arkadaşlar e, hayalet sürücü de fena değil. Yani hayalet sürücü de ona güzel bir alternatif. O yüzden aslında idare eder kısmı bence bu karakter için uygun. Ama elektriğe biraz öne alacağım. Çünkü elektriği biraz daha iyi bence. Bence Kaptan Amerika da biraz daha iyi. Şöyle, şöyle güzel oldu. Arkadaşlar Gwenpool karakteri gene en iyiler kısmına koyabileceğim bir karakter. falkını bile önüne koyacağım. Ancak bu kostümü bu kostümü paralı bir kostümdü. Yani e, bu kostümü zamanında para yatırarak almadıysanız. E, yani bu senede bir iki defa geliyor gerçi bu kostüm ama para yatırarak almanız gerekiyor. Eğer bu kostüm varsa sizde bu karakteri kasın. Çünkü bu karakter baya baya etkili ve dorman muydu kesebiliyor bu arada. E, çok zorlanmada. O yüzden e, açıkçası kasılmasını tavsiye ettiğim bir karakter. Ama bu kostümü yoksa kesinlikle kasmayın. Arkadaşlar Hawkeye bana kalırsa bunlardan bile iyi. Bu arada Sharon'ı şöyle mi koysam? Aslında arkadaşlar Sharon'ı böyle koyacağım. Neden biliyor musunuz? Sebebi şu. Şimdi Halkay'dan bahsedeceğim ama Sharon Rogers baş düşmanlarda çok ideal bir karakter olmasına rağmen Dorman bu da çok da iyi olmayan bir karakter. Ama Hawkeye Dorman bu da güzel bir karakter. Yani Dorman Mu, şu anda Dorman budaki en iyi çevik karakter olabilir. Çevik türünde Dorman buya karşı kullanabileceğiniz en ideal karakter olabilir. Bu yüzden bence Sharon Rogers'ın biraz önüne çıkıyor. Hani Sharon Rogers son metalardan sonra biraz değerini yitirdiği için biraz geri aldım ama ee, ama arkadaşlar hala etkili bir karakter onu da söyleyeyim. Ama Hawkeye bence biraz daha iyi. Özellikle Dormammu'daki değerinden dolayı. Hani bu karakter de gene baş düşmanlarla çok bayağı iş yapıyor. Bunun dışında Dormammu da gayet güzel bir karakter. E, bu karakteri de bence kasabilirsiniz. Zaten yakında ben bunun videosunu da atacağım. Sadece bir kitap eksiğim kaldı. Bir çevik kitap eksiğim kaldı. O çevik kitabı da bulduktan sonra kategori 3'e atıp e, videosunu çekeceğim. Onun da bilgisini vereyim. Devam edelim. Arkadaşlar Hela. Bence Hela'yı da elin ilerli kısmına almalıyız. E, bana kalırsa. Yani Hela'yı şöyle bakıyorum. Öne alabilir miyim? Aslında şurası iyi gibi ya. Ya belki belki Falcon'ın biraz önüne gelebilir. Arkadaşlar Hela'daki olay şu. Hela iki modda da son derece etkili bir karakter. Siz bu karakteri hem PvE'de hem PvP'de kullanabiliyorsunuz. PvP'de özellikle artefaktı varsa çok iş yapabiliyor. Ee, ve Thanos arkadaşlar Thanos'a büyük problem çıkarıyor onu da söyleyeyim. Ee, onun dışında bu karakter PvE'de de fena değil. Yani siz bu karakteri yüce yıkım gibi bir CTP takarsanız iki modda da rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ve arkadaşlar bu karakterin olayı burada da bitmiyor. Bu karakterin hatta ben bunu bunun önüne de alacağım. O kadar iyi bir karakter. Ee, bu karakterin arkadaşlar liderliğinde bu karakter liderliğinde size yüzde %60'lık bir saldırı artışı veriyor. Yanılmıyorsam enerji saldırısında veriyor sadece. E, ee, %60'lık bir saldırı artışı veriyor. Aynı zamanda da Kostüm pasifinde de kahraman tarafa verilen hasarda ve alınan hasarda artış ve azalma sağlıyor. Yani siz bunu getirin arkadaşlar e, PvP'de PvP desteği olarak kullanın, götürün, ne bileyim, e, Dormammu'da lider olarak kullanın, işte e, Mephisto'da Null'da lider olarak kullanın. Hayır, canınız mı sıkılıyor? Gidin, e, PvP'de kullanın arkadaşlar, e, manuel bir şekilde oynayarak gayet Thanos falan da kesebilirsiniz. Onun dışında e, Pv'de kullanın, gene Pv'de de belli noktalar, belli noktaya kadar iş yapıyor. Yani arkadaşlar, bu karakteri kullanmadığınız yer yok ve ve arkadaşlar, şöyle bir olay daha var. Bu karakter aslında gönderim görevinde de güzel bir karakter. Yani bu karakter hemen hemen her yerde etkili bir karakter. O yüzden bence kesinlikle bu noktayı hak ediyor. Çok güzel bir karakter. E, kasmanızı tavsiye ederim yani. Devam edelim halk karakteri. Arkadaşlar halk karakteri meh kategorisine alabileceğim bir karakter. Değerini bayağı yitirdi. E, pek bir olayı yok şu anda. O yüzden e, bu karakter açıkçası kasmasanız da olur. E, en azından bir güncelleme alana kadar Arkadaşlar Hyperion karakterini ben şuraya alacağım. Hyperion karakteri açıkçası pek etkili bir karakter değil. PvE'de hiç etkili değil. PvP'de de az buçuk etkisi var. Ee, bunun dışında arkadaşlar bu karakterin katlanılabilecek tek yönü liderliği. Eğer son kostümü varsa elinizde bu karakter tüm takım arkadaşlarına tüm saldırıları %55'lik bir saldırı artışı veriyor. Ki bu da sizin pek çok yerde işinize yarayacak. O yüzden e, sırf liderliği için kasılabilir. Arkadaşlar Ikaris, Ikaris'i nereye alabiliriz? Yani Şuralara falan olabilir belki. Arkadaşlar PvP de fena değil. PvE de iyi değil onu söyleyeyim. PvP için kullanabilirsiniz. Ee, PvP de fena değil. Hani, yani belki Gilgamesh'le falan bir takım yapıp zaman savaşında kullanabilirsiniz. Daha iyi karakterler çıktı ama. Belki bir nebze kullanılabilir ama arkadaşlar onun dışında çok bir olayı yok. Biraz da liderliği var ama liderliği sadece ebedi müttefiklere etkiyor. O yüzden yani çok çok iyi olduğunu söyleyemem arkadaşlar. O yüzden bunun yeri burası aşağı yukarı. Arkadaşlar Iron Man tahmin ediyorsunuz direkt oluyor Bu karakter yani şöyle söyleyeyim bu karakter kategori 4 aldı ama ben bu karakteri kategori 4 haliyle değerlendirmiyorum. Kategori 3 haliyle değerlendiriyorum. Ama arkadaşlar 80 level haliyle değerlendiriyorum. 80 level hali şuradaki karakterlerin hepsinden daha güçlü. Emin olun. Buradaki karakterlerin hepsinden daha güçlü. Ee, ancak arkadaşlar... Bu karakteri kategori 4'e basması çok zor. Kategori 4'e basarsanız çok daha iyi etkiler alabilirsiniz. Ama... Sadece 80 level yaparsanız bile emin olun pek çok yerde işinizi görecek. Şu anda gönderim görevindeki en iyi karakter ilk olarak Loki'yi geçti mesela. Gönderim görevinde arkadaşlar bu karakteri kullanın 80 levele basın bu karakteri kullanın. Ee, rahat yani katlığınız kötü olsa bile en kötü 10'a kadar falan gelebilirsiniz sektör ona kadar. 80 levele basarsanız işte onun dışında gene Dorman mı kesebilirsiniz bu karakterle ben kesiyorum şu anda ee, rahat bir şekilde. Gene o yönden de güzel. Yine baş düşmanlara son derece etkili. Yani arkadaşlar 80 level hali çok güçlü. O yüzden diğer karakterlerin önüne çıkıyor. Dediğim gibi kategori 4 haliyle zaten aralar, aralarında uçurum farkı var ama... Ama ben hani kategori 4 olmasa bile gene bunlardan çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. O yüzden bu karakter kesinlikle kasılmadım. Arkadaşlar Kingpin karakteri. Kingpin karakterini nereye koyabiliriz diye düşünüyorum. Açıkçası bence Kingpin yani e, idare eder kısmına girebilecek bir karakter. Şuralara koyabilirim arkadaşlar. Arkadaşlar Kingpin önceden ABX metasıydı ama Doktor Ahtapot yerini aldı. Sadece Doktor Ahtapot bir sezonda sanırım Kingpin önüne çıkamıyor. E, o da neydi? Doktor Ahtapot'un neyi yoktu? E, Yakması mı yoktu, yak, yakma mıydı, felç etmesin, bir şey yok da. Ee, sadece bir sezonda Kingpin'den geri kalıyor. Onun dışında arkadaşlar Kingpin'den daha iyi Doktor Atopod, o yüzden bu karakter de değerini yitirdi biraz. Ee, bence buralara konulabilecek bir karakter. Ee, yani onun dışında zaten ABX dışında çok bir olayı yoktu bu karakterin. Ee, hala, da, hala da yok arkadaşlar. O yüzden e, buraları, buralara e, koyacağım bu karakteri mecburen. Arkadaşlar Loki. Hala çok güzel bir karakter. Ben bu karakteri sanırım şuralara koyabilirim. Ama bu karakter aynı zamanda işlevsel de bir karakter. Yani yani bu karakteri düşünüyorum. Açıkçası arkadaşlar belki biraz Sharon'ın önüne geçebilir. Hawkeye, Hawkeye'nin de önüne geçebilirdi ama Hawkeye şu anda Dormammu'da çok iyi olduğu için Hawkeye'nin biraz arkasına koyacağım. Çünkü çünkü arkadaşlar, e, mı çok önemli bir mod. O yüzden Dormammu'yu göz ardı edemem. E, Hawkeye'nin oradaki değerinden dolayı Loki'yi biraz daha geriye koyacağım. Şimdi arkadaşlar, Loki... Iron Man gelmeden önce gönderim görevinde en iyisiydi. Iron Man'iniz yoksa eğer, Loki'yi hala e, orada kullanabilirsiniz. E, bunun dışında Loki, ABX'de de hala şu anda oyundaki en iyi karakter. O yüzden kesinlikle en iyiler kısmına girecek zaten. E, bunun dışında gene baş düşmanlarda ve Dormammu'da da az buçuk iş yapıyor. Yani Dormammu'da Hawkeye kadar etkili olduğunu söyleyemem ama gene fena değil. Ee, bu karakter arkadaşlar değerini her ne kadar Iron Man'dan sonra az bir şey getirmiş olsa da hala güçlü bir karakter olduğunu söyleyebilirim. O yüzden bence bu karakteri de kasmalısınız. Arkadaşlar Luna Snow Luna Snow dürüst olmak gerekirse değerini biraz yitirdi. Kasılmalı kısmını alacağım. Ee, bu karakter hani Dormammu'yu falan, Dormammu da falan fena değil aslında, Dormammu da bir nebze kullanabilir eğer iyi kart değerleriniz varsa kesebilirsiniz. Ee, yani bolca can yenilemesi falan da var, yine hala güzel bir karakter ama arkadaşlar eskisi kadar iyi değil. Ee, çok daha iyi karakterler çıktı o yüzden en iyiler kısmına koymayı uygun görmedim, burası bence bu karakter için uygun. Arkadaşlar Magneto da gene M kısmını alabileceğim bir karakter, liderliği dışında hiçbir şey yok. Liderliğinde de zaten mutant karakterleri veriyor, yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden çok kasmanıza gerek yok. Namor da aynı şekilde. Hatta Namoru Black Bolt'un hatta en, en sona bile alabilirim. Yani şuraya alabilirim. Namor'un da hiçbir olayı yok arkadaşlar. Ne bir liderliği var, ne bir desteği var yani hiçbir olayı yok. O yüzden Namor da buralara konacak. Yine Profesör X de aşağı yukarı aynı şekilde. Belki şuraya gelebilir. Ee, yani az buçuk hasarı var arkadaşlar ama çok da iyi olduğunu söyleyemem açıkçası. Burası bu karakter için uygun. Arkadaşlar rock karakteri e, biraz değerini yitirmiş bir karakter ama ben hala iyi olduğunu düşünüyorum açıkçası. O yüzden ben bu karakteri e, nereye koyabilirim? Yani şuralara belki koyabilirim. Ee, arkadaşlar şimdi bu karakter takım savaşında hala meta. Takım savaşında hala en iyisi kendi bölümünde. Vibraim Lig'de bunun dışında gene gönderim görevinde bir nebze kullanılabiliyor. eğer elinizde yeteri kadar karakter yoksa bu karakteri kullanabilirsiniz. Bu karakter gayet güzel. yani bunun dışında baş düşmanlarda falan da fena değil. O yüzden arkadaşlar idare eder kısmını alabileceğim bir karakter bence kasabilirsiniz. Arkadaşlar shang direkt en iyiler kısmını alabileceğim bir karakter. Şöyle Gwenpool'un da önüne koyacağım. Açıkçası bu karakteri Arkadaşlar bu karakteri normalde çok üst sıralara koymazdım ama bu karakteri koymamın sebebi var. Onu anlatacağım birazdan. Belki Loki'nin de önüne çıkıyor olabilir. Arkadaşlar bu karakteri neden buraya koydum? Şundan dolayı. Şimdi öncelikle bu karakter PvP'de etkili. Yani PvP'de kullanırsanız da aslında etkili bir şekilde kullanabilirsiniz. Ama aslında bu karakterin asıl olayı PvP değil. PvE'de de son derece etkili. Şu anda oyundaki en etkili dövüşçü karakter diyebilirim PvE yönünden. Ee, bu karakteri bir öfke takıp rahat bir şekilde... Dorman bu kesebilirsiniz. Ve arkadaşlar baş düşmanı çok üst seviyelerinde gene bu karakterle geçebilirsiniz. Hani Mephisto'nun ya da Nul'un ya da Infinite Ultron'un çok üst seviyelerini falan da bu karakterle geçebiliyorsunuz. Bu karakter çok değerli bir karakter ve bence kesinlikle buraya hak ediyor. Arkadaşlar. E Bunun dışında Spider-Man karakteri de gene benim en iyiler kısmını alabileceğim bir karakter. Ama nereye alsam diye düşünüyorum açıkçası. Eee... Helan'ın da biraz önüne çık. Yani şuralar uygun gibi aslında. Arkadaşlar bu karakter de gene çift yönlü bir karakter ama çift yönlü olması için iki kostümünü de almanız gerekiyor. Siyah kostümü PV'lik, kırmızı kostümü PVP'lik. E bu karakteri yüce yıkım ctp takarak hem PV'de hem PVP'de etkili bir şekilde kullanabilirsiniz. Yani siyah kostümüne geçiş yaparsanız PvE'de kullanırsınız. Kırmızıya geç geçiş yaparsanız PvP'de kullanırsınız. Gayet etkili bir karakter yani. Ama ben e, bu karakterin değerinin özellikle PvP'de olduğunu düşünüyorum. Çünkü PvE'de çok daha iyi karakterler var. Ama PvP'de bu karakterden e, iyi çok az karakter var. E, hani Thanos'ta falan mesela güzel bir takım olabiliyor örneğin. E, yani bu karakteri e, hani çift yönlü geliştirmek istemezseniz eğer bir otorite... C tipi, eğer YP'niz azsa, otorite C -tipi biraz daha uygun olur. YP'niz yüksekse, kartlardan falan e, regenerasyon C tipi daha güzel olur. E, bu sayede bu karakteri e, PvP'de kullanarak son derece iyi etkiler alabilirsiniz. Arkadaşlar, Starlord yani Starlord tam olarak bastığımız bir karakter değil aslında ama. Ee, yani Star Lord'u arkadaşlar Beta bir görevini yap yapınca zaten kategori 3 bir şekilde veriyordu yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden tam olarak kasmıyorsunuz ama e, bu karakteri gene, gene de ben sıralamaya koyacağım. Bu karakteri ama sonlara doğru koymam biraz daha uygun olur. Arkadaşlar bu karakter, e, bu karakterin tek olayı liderliği. Liderliği dışında çok bir şey yok. E, liderliğinde de zaten ışın türü karakterlere veriyor. %55'lik bir saldırı artışı veriyordu yanlış hatırlamıyorsam. E, yani sırf liderliği için şuraya konulabilir bence. Onun dışında çok aşırı iyi bir karakter diyemem. Storm karakteri de pek iyi değil. Arkadaşlar sadece desteği var ve desteği de sadece elemental karakterleri veriyor. Yani yani çok esnek bir desteği yok. O yüzden açıkçası meh kısmını alabileceğim bir karakter. Şuralar sanırım bu karakter için uygun. Arkadaşlar Taskmaster Master aslında güzel bir destek. Ben bu karakteri des... Yani nereye alabilirim diye düşünüyorum da. Ee, arkadaşlar çift yönlü bir destek olmasından dolayı yani şuralara falan konulabilir belki ee, bu karakter arkadaşlar e, silah ustası müttefikleri destek veriyor ama bunun dışında kostüm etkisinde de kostüm pasifinde de size e, hem kahraman tarafa hem de süper kötü tarafa verilen temel hasarı artıran e, bir özellik veriyor yani e, takımda kullandığınız zaman yani siz bu karakteri hem PvP'de hem PvE'de destek olarak kullanabiliyorsunuz gayet de etkili ve güzel bir destek olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar Tina önceden aslında kasılmalı kısmını alabileceğim bir karakterdi. Ama Dormammu'dan sonra bu karakteri en iyiler kısmını alabilirim. Çünkü Dormammu da değerli bir karakter. Ee, nereye alabilirim, nereye alabilirim? Yani belki şurası olabilir. Arkadaşlar bu karakter de gene son derece güzel ve etkili bir karakter. E, ee, da yani Dorman Bu'yu kesebileceğiniz en rahat karakterlerden biri. Ee, o yüzden eğer bu karakteri işte delükse para şey kristal yatırıp da kristal harcayıp da açarsanız bu karakteri e, etkili bir şekilde Dorman da falan kullanabilirsiniz. Aynı zamanda Infinity Ultron'da da en iyi karakterlerden biri. Onu da belirtmemde fayda var. Yani bu karakterin kasılmasını tavsiye ederim. Arkadaşlar Thor karakteri Thor karakterini ben e, meh kısmını alacağım. Ancak arkadaşlar çok yakın bir zamanda güncelleme alacak. Bunu göz önüne alın hani e, güncellemeden sonra muhtemelen en iyiler kısmına yerleşir kategori 4 alırsa öyle tahmin ediyorum ama. Ama arkadaşlar şu anda e, bu kostümle ve kategori 3 haliyle e, şuralarda ya belki biraz daha Profesör X'den iyidir. Ama e, bunun dışında çok da iyi bir karakter olduğunu söyleyemeyeceğim. Eğer kumar oynamak istiyorsanız hani belki kategori 4 almayabilir hiç belli olmaz. E, kumar oynamak istiyorsanız kasabilirsiniz ama e, oynamak istemiyorsanız şimdi geri burası e, hiç kasmayabilirsiniz. Arkadaşlar Infinity Ultron. Yani Infinity Ultron da ben açıkçası idare eder kısmını alacağım. Ya belki belki Elektra'dan biraz daha iyi olabilir. Ee, bu karakter arkadaşlar çok bir olayı yok. Biraz baş düşmanlarda falan etkili ama herhangi bir yerde meta olduğunu düşünmüyorum. O yüzden idare eder kısmı bu karakter için biraz uygun. Elektra'yı mı öne alsam? Elektra gerçi PvP'de de biraz etkili. O yüzden biraz daha Elektra'yı e, Elektra daha öne alacağım. Ee, arkadaşlar Venom. Değerini yitirdi kesinlikle artık e, herhangi bir yerde yeteri kadar etkili bir karakter değil o yüzden ben bu karakterin meh kategorisini alacağım e, Yani Şuralar uygun gibi belki, belki Thor'dan bir nebze Bir nebze belki Thor'dan iyi olabilir e, Ama çok iyi bir karakter değil bunu da kasılmasını çok tavsiye etmem e, Vision bu karakterlerden daha iyi Ama idare eder kısmına alabileceğim kadar iyi mi diye düşünüyorum Sanırım iyi arkadaşlar. Sanırım buraya koyabilirim. E, bu karakter aslında PV'de hiç de fena iş yapmıyor. E, kasarsanız belli noktaya kadar kullanabileceğinizi düşünüyorum. Arkadaşlar savaş makinesi açıkçası e, güzel bir karakter. Bu karakteri nereye koyabilirim? Sanırım bu karakteri kasılmalı kısmına koyabilirim arkadaşlar. E, çünkü hem Iron Man'e güzel bir destek veriyor. Çünkü Iron Man bildiğiniz üzere şu anda oyundaki en iyi karakterlerden biri. Iron Man'e e, güzel bir destek veriyor. Aynı zamanda Kendisi de PvE modlarında gayet etkili. O yüzden burayı hak ettiğini söyleyebilirim. Arkadaşlar White Fox karakteri benim en iyiler kısmını alabileceğim bir karakter. Çünkü bu karakter hem hem şeyde gönderim görevindeki en iyi lider şu anda. Hem de desteği çok güzel bu karakterin. Liderlik özelliğine sahip karakterlere çok yüksek saldırı hasar artışları ve saldırı artışları falan veriyor. Yani Costa pasimde zincir darbe hasar artış falan da var yanılmıyorsam. O yüzden ben bu karakteri yeniler kısmına koyacağım ama biraz yukarı çıkalım. Evet, bu karakteri nereye koyabilirim? Yani Helena'nın biraz arkasına olabilir. Ya yani bu karakter arkadaşlar son derece etkili bir karakter açıkçası. Yani destek olarak çok ihtiyaç duyduğunuz bir karakter. Hem lider hem destek olarak. O yüzden kesinlikle kasılması gereki kasılması gerektiğini düşündüğüm bir karakter. Arkadaşlar, kaldı iki karakterimiz. Biri Winter Soldier, diğeri Wong. Winter Soldier... Evet, Winter Soldier nereye konulabilir? Yani... şuralar olabilir belki arkadaşlar. Namoru biraz aşağı alacağım. Açıkçası karnıcı da aşağı alacağım. Karnıç da bence kasılmamalı. Ee, arkadaşlar Winter Soldier %30'luk bir e, fiziksel saldırı artışı veriyor tüm karakterler ama yeterli bir artış değil. Bence düşük bir artış. Hani bu sıfır bunun için kasamazsınız. Herhangi bir yerde meta değil, herhangi bir yerde yeteri kadar hasar yok. O yüzden e, kasmadan önce iki kez düşünmeniz bir karakter, gereken bir karakter. Hani şunları kastıysanız falan belki kasabilirsiniz. E, ama onun dışında çok kasılmasını tavsiye ettiğim bir karakter değil. Ama arkadaşlar öte yandan Wong son derece etkili olduğunu söyleyebilirim ben bu karakterin. Hatta bence Falcon'dan bile iyi. Gwenpool'dan iyi mi ondan emin değilim ama Falcon'dan iyi olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar bakın bu karakter aslında ben Gwenpool'un önüne koyacağım bunu. Ee, nedenine geleceğim şimdi. Bu karakterin arkadaşlar PvE'deki etkisi çok iyi. Yani PvE'de son derece etkili bir karakter. Aynı zamanda da bu karakterin desteği falan da çok güzel. Mesela Doctor Strange'e çok güzel etkiler veriyor. İşte ee, etkisi etkisini tam olarak hatırlamaya çalışıyorum da yüzde 53'lük bir saldırı artışı veriyor arkadaşlar. Ee, hem kahraman tarafı hem de süper kötü tarafa yanılmıyorsam yüzde 53'lük bir e, hasar artışı hasar artışı veriyordu yanlış. hatırlamıyorsam evet. Hasar artışı veriyor. Hasar ya da saldırıydı tam e, emin değilim ama. eee o kadarlık bir destek veriyor. Yani son derece etkili bir destek arkadaşlar. Ve aynı zamanda PvE'de de etkili ve PvP'de de fena değil garip bir şekilde. PvP'de de belli noktalara kadar kullanabiliyorsunuz ama PvE'de gayet güzel bir karakter olduğunu söyleyebilirim. E, bu yüzden bence bu karakterde kasılması gerektiğini düşündüğüm bir karakter. Ve e, listemizde buraya kadar arkadaşlar 46-47 karakter falan sıraladım. E, bayağı konuştum yarım saatten fazla oldu şu anda. E, video biraz uzun olabilir kusuruma bakmayın ama ne kadar hızlı konuşsam da arkadaşlar belli bir şekilde bu ya belli şekillerde bu karakterleri anlatmam gerekiyordu eminim sizin de artık bir fikriniz olmuştur siz de ona göre karakterleri kasabilirsiniz evet arkadaşlar ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin tekrar görüşmek üzere bay bay